Bizde bir iç güveysi var efendim. Fakat değişik biraz. Çok zengin bir ailenin çocuğu. İç güveysi kayınpederini çok seviyor. Bakalım durum böyle olunca ne oluyormuş? İzleyelim. Buyurun. Mertap! Çok sinirliyim! Mertap! Mertap! Neredesin? Çabuk gel buraya. Bunu birine aykırmazsan patlayacağım. Çabuk ol! Bilal'im ne güzel bağırıyorsun ya. Ay sabah yaptığın ballı limon çok güzel gelmiş sesine. He o iyi geldi. Valla buralarım hep açıldı. Öyle rahatladım. Lan! Ne alakası var ballı limonla? Ben sinirliyim. O yüzden bağırıyorum. He aman konuyu değiştireyim de beni darlama dedim ama yok yemiyorsun yani. Ne bağırıyorsun Bilal? 5 dakikalı erteleme saat gibi. Ya niye bağıracağım? O iç güveysi olacak dallama damada 5 dakika bakkalı bıraktım. Döndüğümde dükkan bomboştu. Ay ne güzel her şeyi satmış işte çocuk. Kızım ne satması? Her şeyi veresiye vermiş Mehtap, her şeyi. Üstelik duble mal. Veresiye defterini de veresiye vermiş. Aman. Tekerlek tekerlek kaşarlarım. Teneke teneke ballarım, ya. Çipslerim, sakızlarım hepsi gitmiş Mehtap. Kim ne aldı onu da bilmiyorum ya. Batırdı beni soysuz. Neyse Bilal'im ya üzülme ne yapacağım. Bilmiyor çocuk böyle şeyleri yani. Zengin çocuğu. Ama ben fakirim. Ben bir küçük esnafım ya. Ulan zengin damat aldık diye sevindim. Adam bize iç güveysi geldi ya. Düğün günü anasıyla babasıyla küsen damat mı olur Mehtap? Vallahi ben onu bunu bilmem. Çocuğa iyi davran, kendini çok yalnız hissediyor Bilal'im ya. Damadımızın arkasında durmalıyız. Ya çocuk istiyor, bizim gibi çalışmak istiyor ama yapamıyor. Neden acaba? Neden acaba Mehtap? Ulan iş kuracağım baba dedi, su şişe açacağım mahallede. Ben salağım gerçi. Ben o su şişeyi, su işi anladım, o yüzden verdim parayı. Onu da batırdı. Neyse canım, hadi sen sinirlenme. Bak sonra akşam yemek gaz yapar, ay ne fena. Çocuklar da gelir şimdi, ben şimdi gideyim. Bir şeyler daha hazırlayayım, tamam mı? Hah, geleceğim şimdi. Bilal! Sinir yok. Sinir yok, iç güveysi var. O da demiş ki, param var ki ya. Kızım o çaydanın altını kız. Yani 1000 liralık lahmacun için olacak şey mi? Nezaket insanların düştüğü durumlara bak ya. Haklısın, haklısın hayatım, haklısın. Ben olsam ben de yapmazdım. Ya çok tatlısınız ya. İsmail nasılsın, iyi misin? İyi, neyse. Oğlum ne yaptın? Ananla babanla barıştın mı? Ne olur barıştın. Hadi rica ediyorum yavrum. Babacığım tabii ki barışmadım. Tabii ki ben onlardan şu kadarcık bir şey istedim. Şu kadar bir şey istedim yerine getirmediler. Yani düğünümüzde Şakira gelsin halayı söylesin istedim. Ne yani Şakira gelip halayı söylemesi bu kadar zor mu? Hayattan çok mu büyük şeyler istiyorum ha? Ya belki o kadar zor değil yani. Zor oğlum zor. Şakira nasıl halayı söylesin Allah aşkına ya? İzzet altın meşe senin neyine yetmiyor gülüm? He? Ben bir orta direğim bunu anlamıyorum. Artık... Kayınbabam da beni anlamıyorsa ben öleyim yani, öleyim. Yok, ben küsme. Öleyim. Küsme aşkım, küsme, küsme. Baba ya! Ya İsmail'in gönlünü almak bu kadar mı zor? Sevdiğimin çok üstüne geliyorsun artık. Ulan ben bunun üstüne gitsem ne olur? Sanki bir şeyden anladığı var. Ay benim çocuklarım gelmiş, canlarım gelmiş. De hadi sofraya. Haydi haydi, buyurun. İsmail'ciğim o konuyu sonra konuşacağız, tamam mı yavrum? Bizde adettir, sofrada böyle tartışma olmaz. Bu bitsin, ondan sonra konuşacağız. Hadi buyur benim kazandıklarımı ye yavrum. Hadi buyur benim bütün emeğimi ye çocuğum. Buyur. Bilal'im, mercimek. Sağ ol canım. Damadım, al portakallı ördeğin. Sağ ol anneciğim. Neyi, neyi? Ulan ben mercimek yiyorum. Bu niye bizim 6 haftalık ev bütçemizi yiyor? Aman Bilal'cim sen de ya. Sen portakallı ördek sevmezsin ki. Daha önce yemedim ki. Ulan ben pahalı diye eve portakal almıyorum. Bu portakalı ördeğin ağzına tıkmış öyle yiyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum artık ya. Ben gerçekten güceniyorum ama babacığım. Yani biz size çok yük oluyorsak biz nezaketle bu evden gidelim yani. Ya sen gitsen de kızı bıraksan. Baba. Beni ya İsmail'le birlikte kabul et ya da ikimiz de gideriz. Biz İsmail'le, İskender'le Enginar.
kereviz ile sucuk. Tıpkı keşkül ile pancar gibiyiz, biz ayrılamayız. Ulan romantizm anlayışınız midemi bulandırdı ya. Kimse bir yere gitmiyor. Oturun bakayım yerinizde. Oturun. Ben şimdi meyve tabağı da getireceğim, tamam mı? Anneciğim, mangoları, ananasları lütfen soyup öyle getir, tamam. Tabii oğlum. Bizim evde mango ile ananas mı var? Niye söylemediniz oğlum? Ben eve alarm taktırırdım. Çünkü onlar çok pahalı, biliyor musun? Çok pahalı. Sevgilim, canını sıkmak istemem ama anneler arıyor. Sakın açma, pişman oldular. Geri gel diyecekler bana, sakın. Ver, ver, geri gel. Alo. İyi akşamlar, sağ olun. Burada, burada. Burada, valla tam karşımda bıyığıyla birlikte oturuyor, evet. Tabii efendim, hemen veriyorum. İsmail, bak oğlum, onlar senin ananla baban. Bir hata yapmışlar, düzeltmeye çalışıyorlar. Ki senin gibi bir hatayı nasıl düzeltecekler bilmiyorum. Ama lütfen konuş onlarla, lütfen. Hayır, ben onlarla konuşmuyorum. Nezaketen konuş. Efendim anneciğim. Evet, İsmail hala size kırgın. Bir saniye. Eğer barışırsan babam bize 500.000 dolar verecekmiş. Üf! Paraya bak! Onun parasına kalmadım ben. Kaldın! Ulan nasıl kalmadın oğlum? Sen çalışmıyorsun, işin gücün yok, benim paramı yiyorsun. Ne demek oluyor bu? Dolayısıyla ananın babanın parasına kalmış oluyorsun. Delirtme lan beni. Babacığım lütfen sen karışma. Nezaketçiğim sen de lütfen şu telefonu kapat. Anneciğim kusura bakma, biz İsmail'le burada çok mutluyuz. Değiliz. Vallahi değiliz ya. Niye beni anlamıyorsunuz? Niye her şey benim üzerime geliyor? Bu dünya niye beni daraltıyor? Benim panik atağım tuttu. Bak trombosit değerlerim yükseliyor. Allah'ım reflüm azdı. Niye ben? Niye? Ulan bizim en fazla tansiyonumuz çıkar. Herifin hastalığı bile zengin işi ya. Of baba! Çok üstüne gidiyorsun artık İsmail'in. O bizden bile olmaya çalışıyor. Geçen gün marangozla işe girmedi mi? Ulan girdi de ne oldu? Eline kıymık battı diye işi bırakmadı mı? Gel şöyle otur. Hala acıyor. Ne yapsaydım? Kıymıktan ölse miydim? Biraz anlayışlı ol. Babacığım çok derine battı. Ulan marangozsun sen. Marangozun yanında işe girmişsin. Eline başka ne batabilir? Hadi onu geçtim. Ben bunu garson diye işe sokmadım mı? Müşteriden bahşiş alacağına müşteriye bahşiş vermiş. Ne yapayım, beceremiyorum. Öğretmemişler. Ben sanatçı ruhlu bir insanım. Evet baba. İsmail artık kendini sanatıyla var edecek. Hem annem de bizim arkamızda. Evet, evet annem de bize destek, değil mi anne? Tabii arkanızdayım kızım. Tabii ki arkanızdayım. Bu çocuk sahipsiz değil. Ulan ne anladın da destek oluyorsun? Sen içerideydin. Tamam ulan. Sanatmış. Ne bu? Bu ne bu? Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? Bu ne İsmail? O insanlığın postmodernizmle olduğu birlikte devşirdiği anılardan son hale gelmiş bir biçim. Çok güzel. Türkçesi ne? Türkçesi. Harika, muazzam. İnsan mı bu? İnsan. Hadi bu insan. Çok güzel, aferin. Hadi bu insan, tamam, ona lafım yok. Bu ne lan bu? Aa, bu ne ya? O insanlığın son keşmekeşliği. Süper lan. Ha bu da insan. Harika. Harika. Tamam. Eline sağlık. Ama bak, bunda malzemeden çalmışsın İsmail. Bu ne oğlum? O sensin babacığım. Aman! Bilal koruyor mu seni? Ne kirli dikmiş çocuk ya! Aferin sana! Sen hala çocuğa yüz vermiyor, ne ayıp ya! Ulan sülaleme sövse daha iyi, bu ne? Şuna bak, sen bana ne demek istiyorsun? Cücük müyüm ben? Sanattan hiç anlamıyorsun baba. Beni gerçekten anlamıyorsunuz babacığım. Allah'tan bugün dükkanın arkasındaki malları veresiye verip de orada kendime bir yer açtım. Orada bir sanat yuvası, insanlığın aydınlanacağı, yeni yeni nesillerin yetişeceği bir sanat yuvası açtım. Yani benim kıymetim ancak öldükten sonra anlaşılacak. Ben sana hemen yardımcı olayım oğlum. Ulan sen dükkanın arkasındaki malları da mı sattın? Allah seni kahretmesin. Oğlum, oğlum. Bilal sahibi geldi, bırak. Bilal Bey nasılsınız efendim? Vallahi efendim, iç güveysinden hallice diyeceğim ama bu çocuk bu deyimin de anlamını değiştirdi. Mesut Bey, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunuzu iade etmek istiyoruz. Lütfen alın. Alacağız efendim, alacağız. İbrahim oğlum, affet bizi, gel artık barışalım. Hadi.
Gel buraya yavrum. Hadi yavrum, hadi. Hadi gel. Çocuğum, daha yeni aldığımız eve gitmediniz ya. Hadi artık evinize gidin ama, değil mi? Bir dakika, bir dakika. Sizin eviniz mi var? Ona ev denirse 9+2 ev mi olur? Evet, olmaz. Yavrum, daha evi görmedin ki. Hele bir girin evin içine, belki seversiniz. Ben o evde oturmam. Ulan o zaman bırakın, biz gidip oturalım. Saçmalama baba, siz giderseniz bize kim bakacak? Bir de alışmışlar bunlara bakmamıza. Yandık Mehtap. Ben sizden şu kadarcık bir şey istedim baba. Şu kadarcık bir şey istedim. En mutlu günümde beni mutsuz yaptınız. Oğlum bak, evlatlıktan reddederim seni bak. Etme! Etme! Lütfen etmeyin efendim, lütfen. Bakın şu an çok sinirliyiz, sinirler biraz gergin. Biraz yumuşamamız lazım. Hadi gidip sizin yeni evinizde konuşalım bunları, hadi İsmail. Ben beni anlamayan bir aile istemiyorum. Ulan ben de seni anlamıyorum. Beni de isteme o zaman. Tamam. Yavrum, oğlum ama düğünde istediğin şey öyle alelade bir şey değil ki. İstiyorsun ki Shakira gelsin, önde halay tutsun. Yavrum böyle bir şey olabilir mi? Peki bu durumdan bizi kim kurtaracak? Kim? Bilal ne yapıyorsun ya? Belki konuk sanatçı gelir bizi kurtarır dedim ama olmadı. İsmail, bak oğlum ben bir garip Bilal'im. Senin evin varmış, niye gidip oturmuyorsun ya? Bak sana telaki selaseyle söyler gibi söylüyorum. Defol, defol, defol git. İsmail, artık evimize gitsek mi, ne dersin? Bu değişen şartlar beni biraz yumuşattı. Oh. Tamam gidelim. Hadi, oh. Hadi. Biz de böylece barışmış olduk evladım. Özledim seni. Hadi gidelim. Allah'ım sana çok şükür. İlk cuma sendeyim. Ben eşyaları daha sonra aldırırım. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. 7-8 yıl sonra görüşürüz. Selametle yavrum. Selamet. Hadi kızım. Hadi kızım. Vah güzel yavrular yuvada buluştular. Vallahi içim acıyor Bilal. Seni de acıyor. Bilal ne yapıyor ya? Çabuk çabuk. Her an geri gelebilirler. Çabuk. Onlar bizim çocuklarımız, iyice saçmaladın. Ne çocuk lan? Adamın bıyığından 3 top yorgan çıkar. Hala çocuk diyorsun ya. Tut şunu, tut, tut. Hiç inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Sakin ol kocacığım. Ne olur sakin ol. Yani oğullarına sözde villa almışlar. O villanın havuzu yok. Anneciğim evde süt var mı? Var oğlum, hayırdır? Çok sinirliyim de ben süt banyosu yapıp biraz kendime geleceğim. Dur hayatım dur, ben de ısıtayım da kaymak tutma sen. Kocacığım nereye gidiyorsun canım? Dokunma bana. Bana dokunma Mehtap. He. Şu damadı bir pastörize edip hemen geliyorum. Gel lan buraya!